Soğanlarımı da ilave ediyorum. Soğanlarımı yapmadan tereyağıyla beraber biraz kavuracağım. Tereyağımın üzerine unu da ilave ediyorum. Ve tekrar kavuruyorum. Ondan sonra hafif kızardıktan sonra artık mercimeğimi ilave edebilirim, haşlanmış mercimeğimi. Mercimeğimi ilave ediyorum. Çorbanıza su ilavesi yaparken mutlaka kendinize göre ayarlamalar yapın. Mesela çok koyu oldu. Biraz su ilavesi yapıyorum. Gerekirse bir su bardağı kadar daha su ilavesi yapacağım. Mutlaka karıştırmayı ihmal etmeyin. Yoksa topaklanabilir. Tavuk suyunu da ilave ediyorum. Don olduğu için biraz problem yaşayacak galiba. İsterseniz et suyu da kullanabilirsiniz. İkisi de çok yakışacaktır. Tavuk suyum da içinde güzelce erisin. Çorbamız kaynarken biz de terbiyesini hazırlayalım. 2 yumurta sarısının üzerine yarım limon suyunu ilave ediyorum. Ve bir çatal yardımıyla çırpıyorum. Yumurta sarılı terbiye hazırlarken dikkat etmeniz gereken bir noktayı size hatırlatmak istiyorum. Çatalla karıştırdınız mesela, yumurta aklarından kaçırmış olabilirsiniz içine. Şöyle çatalınızın ucuna gelen varsa bir bakın. Onu hemen çatalınızın ucuyla alın. Yoksa çorbanızın içine girdiği zaman piştiğinde beyaz beyaz ortaya çıkacaktır. Bu da hoş olmayacak çorbanızda. O yüzden mutlaka buna dikkat edin. Sanırım ben de kaçırmışım. Bakın. Hemen alıyorum. Sütümü de ilave ediyorum. Dediğim gibi çorbanın koyuluğuna siz kendiniz karar verin. Eğer çok koyu derseniz biraz su ilave edebilirsiniz. Ama yok ben koyu seviyorum derseniz böyle de yapabilirsiniz. Bir diğer önemli noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Ben mercimeği güzel haşlamıştım. Yumuşacık olmuştu. Ve soğanları da küçük doğradığım için bakın şu anda hiçbir şey belli değil. Gayet de güzel şu anda kıvamı. Ama siz yine de bundan rahatsız oluyorsanız el blender'ı yapabilirsiniz. Daha pürüzsüz hale gelecektir çorbanız. Kesinlikle tercih meselesi. Bakın. Çorbam bir iki taşım kaynadıktan sonra şimdi yumurtalı limon suyumu ilave ediyorum. Ama karıştırıyorum hemen. Kaynadı. Ocağımın altını kapatıyorum. Üzerine sosu için tereyağımı sos tenceresine aldım. Nane de ilave ediyorum. Ve eriteceğim. Nanenin rengi tereyağına çıkana kadar kızdıracağım. Tereyağımı da güzelce erittim ben. Ben ocağımın altını kapattım ama siz zevkinize göre isterseniz biraz daha fazla kızartabilirsiniz. Bakın normalde bu kadar yeterli çünkü nanenin rengi tereyağına çıktı. Gayet de güzel oldu. Çorbamızın baharatlarını da atalım. Tuz, karabiber ve kırmızı biber. Ben mercimek çorbasında özellikle çorbalarda karabiberi çok seviyorum. Tabii ki sizin tercihinize kalmış. Azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. İlave ediyorum tuzumu, karabiber ve kırmızı biberini. Çorbam hazır. Artık servis yapabilirim. Hemen tabağımı alıyorum. Gayet güzel gözüküyor, değil mi? Ben bu çorbayı çok seviyorum. Mutlaka sizinle denemenizi tavsiye ederim. Aslında yağ koymanıza gerek yok ama isterseniz bir yemek kaşığı tereyağı koyabilirsiniz. Ben önceden tavuk göğsümü doğramıştım. Tavuğun farklı bölgelerinden de aynı yemeği yapabilirsiniz isterseniz. Derilerini küçük küçük doğramadım. Onları sadece tavuğa lezzet katması için yemeğimizin içine koyacağım. Daha sonra çıkartacağım bunları yemeğin içinden.
Bunları da tabana koyuyorum. Tavuğun derilerini. Bunun kuşbaşı etlerimi, sarımsaklarım var. 2 kafa sarımsak temizledim. Domates, kırmızı kapya biber ve yeşil biber. Hepsini doğrayıp üst üste basacağım ve yemeğimi pişireceğim. Tavuğun göğüs kısmından çıkan derileri tenceremin tabanına yerleştirdim. Sarımsaklarımı doğruyorum. İri iri doğruyorum sarımsaklarımı. Sarımsaklarımı iri iri doğradım. Kırmızı kapya biberimi doğruyorum. Yeşil biberlerimi doğruyorum. Eğer acı severseniz acı biber de doğrayabilirsiniz içine. Domateslerimi doğruyorum. İsterseniz domateslerinizin kabuklarını soyabilirsiniz ama ben kabuklarını soymuyorum. Domatesimi, biberimi, sarımsaklarımı doğradıktan sonra güzelce karıştırıyorum bunları. Ocağımın altını açıyorum ve sırayla bunlardan tenceremi yerleştiriyorum. Derilerimi tencereye koymuştum zaten. Onları yemek piştikten sonra alacağım. Sadece yemeğe lezzet katsın diye koydum. Tavuklarımı koyuyorum yaklaşık 600 gram. Tavuğun göğsünü kuşbaşı doğradım ben. İsterseniz tavuğu farklı bölgelerinde kullanabilirsiniz. Kesinlikle kavurma yapmıyorum. Bütün malzemeyi ilave ediyorum. Biber, sarımsak, domates. Çok fazla karıştırma gerek yok. Sadece her tarafa domatesin biberin gittiğinden emin olun, bu yeterli. Tuzunu ilave ediyorum. Su ilavesi de yapmayacağım. İçindeki sebzeler tavuğun sulanmasına sebep olacak zaten yeteri kadar. Kendi yağında, kendi suyunda pişecek. Kısık ateşte pişecek. Yemeğim pişti. Hemen servis yapabilirim artık. Ben suyunu biraz çektirdim. Kapağını açarak yüksek ateşte pişirdim. Yok ben sulu seviyorum derseniz sulu da servis yapabilirsiniz. Bugün sizlere çok güzel bir şekerpare tarif vermek istiyorum. Bunun için öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Şekerimi ben tencereme almıştım. Suyumu da ekliyorum. Güzelce kaynatacağım. Yaklaşık 10-15 dakika kaynatacağım. Kıvama geldikten sonra o kaynarken biz de şekerparemizi yapacağız inşallah. Evet, şerbetimiz kaynarken biz de güzelce şekerparemizi hazırlayalım. Bunun için gerekli olan bütün malzemeleri karıştırma kabına alacağım. Güzelce yoğuracağım. Şimdi bir yumurtam vardı. Karıştırma kabına aldım. O da sıcak. 1 yemek kaşığı badem tozu. İrmik. Pudra şekeri. Un miktarını göstermek için size bu bardakla koydum. Onu da ekliyorum. Şöyle yine kontrollü ilave etmekte fayda var. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu.
güzelce karıştıracağım ve yoğuracağım. Portakal kabuğu rendesi yapıyorum. Yoğurdum bakın. Şöyle kurabiye hamurundan biraz daha sert bir hamur oldu. Şimdi bundan minik minik ceviz büyüklüğünde bezeler yapacağım. Tepsime sıralayacağım. Üzerine fıstık koyuyorum ama evinizde fındık varsa, fıstık varsa ne isterseniz veya badem varsa ne isterseniz onu da süsleyebilirsiniz. Sıcak fırında 175 santigrat derecede pişireceğim. Evet, şeker farları pişler. 25 dakikada pişti benim fırında. Bakın şöyle gayet güzel kızardılar. Güzel gözüküyorlar değil mi? Evet, onları hemen sıcakken şerbetini dökmek için başka bir kaba aktaracağım. Şeker farları sıcak, şerbetin de ılık, sıcağı yakın ılık. Hemen güzelce yerleştiriyorum üzerlerine. Evet, şeker parlarım hazır. Tam olarak şerbetin içine çekmeseler de görüntü olarak size lezzetini ifade ediyorlar. Ben burada lezzetliyim diye bağırıyorlar değil mi? Ne kadar güzel gözüküyorlar çünkü. Şerbetim biraz arttı ama bu şerbetini çektikçe ben üzerlerine biraz daha şerbet ilave edeceğim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çok lezzetliydi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle portakallı olması çok çok daha farklı bir lezzet katmış. Diğerlerine fark yaratmış. Mutlaka deneyin derim.